Bu bir işgal doğrudan Rusya'nın bir hüküm, hükümran bir devletin topraklarını işgal etmesi gibi bir durumla karşı karşıyız. Peki bu işgalin gerekçelendirilmesi açısından bakalım konuya. Herhangi bir inandırıcı, ikna edici, meşruiyet sağlayıcı bir gerekçe ileri koyamıyor Rusya. Yani kendisine yönelen bir tehdit olduğundan söz ediyor. Ama bu tehdidin üçüncü taraflar uluslararası camia, kamuoyu ve uluslararası topluluk tarafından örgütler tarafından uluslararası çok taraflı örgütler tarafından bir haklılık payı taşıması böyle görülmesi mümkün değil. İşte Türk yani NATO'ya üye olmasın Ukrayna diye bir tedbir amaçlı bir işgal olduğu söyleniyor. NATO'nun Ukrayna'yı üye yapmak diye bir derdi yok. Onu onu biliyoruz. Ukrayna'nın NATO'ya üye olmak gibi bir derdi var. Onun da neden böyle bir derde sahip olduğunu bu işgal zaten özetliyor. Şu noktada açık düşünmek lazım. Hiçbir hiçbir meşruiyeti yok bu işgal hareketinin. Yani doğrudan Ukrayna'dan. Rusya'ya yönelik herhangi bir askeri yakın gerçek net bir tehdit tehlike saldırı yok bunu gerçek yani buna bir gerçeklik veya bir bir mazeret atfetmemize neden olacak herhangi bir neden sunamıyor Rusya. Buranın kendisinin işte tarihi merkezi olduğu gibi bir iddia ise hiçbir işgale haklı kazandırmaz. Neticede bu biliyorsunuz işte yani irredentizm deniyor buna. Geçmişte yani Mehter Marşı'nın sözlerindeki gibi alalım düşmandan eski yerleri diye özetlenebilecek bir tutum. Bu sadece yeni savaşlara ve çatışmalara e, yol açacak bir şey. Şimdi ben buradan e, dünyada bu e, işgal, işgalin Rusya'nın e, ilk aşamada tabii ki yenilgisiyle falan sonuçlanması veya ricatıyla sonuçlanması mümkün değil. Çok asimetrik bir e, şey var, karşılıklı güç e, dengesi var burada. Rusya bu işgali tamamlayacaktır. Zaten karşısında da herhangi bir askeri güç çıkmıyor. Ukrayna'nın gücü ise bu işgali durdurmak için yetersiz. Bundan sonrası ise artık eski Soğuk Savaş ile yenisi arasındaki 31 yıllık bir aradan sonra yeni bir Soğuk Savaş iki iki dünya arasında yeni bir Soğuk Savaş'ın Ortaya çıktığını göreceğiz. Bu yeni soğuk savaş Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Bu öncelikle Rusya ya yapılan ortaya konulmuş Rusya'ya karşı uygulanacak yaptırımlar söz konusu. Bu yaptırımlar Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Türkiye bu soğuk savaşta nasıl davranacak? En başta şu açıdan Türkiye hazırlıklı mı diye bir sormak lazım kendimize soralım. Türkiye maalesef bu yeni soğuk savaş durumunu ve Ukrayna'daki iş, işgalin yaratacağı bütün sorunlara ve bütün iki, ikinci derecede bunu üretebileceği bütün sonuçlara karşı bence şu an hazırlıklı bir ülke gibi durmuyor. pek izleye geldiği 2009'dan bu yana izleye geldiği net açık şekilde aslında. İşte Batı karşıtlığını işte İslami, İslamcı, mezhepçi bir dış politika, çatışmacı bir dış politika, çevresini ve komşularını istikrarsızlaştırıcı bir dış politikanın neticesinde, yurtta sulh, cihanda sulh prensibinden ayrılmasının neticesinde Türkiye hemen hemen bütün komşularına yabancılaştı komşularını ve uzak komşularını ve Doğu Akdeniz'deki bütün aktörleri kendisine karşı e, hasımlaştırdı. Ve bunun nihayet farkına vardı ve bundan e, bunu ortadan kaldırmak için, bunu düzeltmek için son e, bir yıla yakın bir süredir çabalar sergiliyor. Umarım bu çabalar başarılı olur. Çünkü buna çok ihtiyacımız var ama şu an Türkiye'nin e, bu e, Doğu-Batı krizi e, diye adlandırabileceğimiz, ki, çünkü Soğuk Savaş Doğu ve Batı arasında olacak Batı dünyası, ve e, Moskova ve onun arkasında arkasında yer alan Çin ki Çin'in de ayrı bir e, çatışma üretme e, potansiyeli var. Uzak Doğu'da e, o da ayrı bir konu. Şimdi burada burada Türkiye'nin e, ciddi şekilde e, bir e, gözden geçirmesi lazım e, Türk e, kendisini. Fakat bunu yapabilecek bir hükümet, e, bir iktidar ile yönetiliyor muyuz? Mesele bu. E, en en başta 2016'dan sonra e, aslında yolunu yolunu tamamen şaşıran, büyük stratejik hatalar yapan bir iktidar var. 2016'daki işte 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin arkasında Amerika'yı gören iktidar bütün stratejik ve uzun vadeli mülahazaların bir tarafa bırakarak panik içinde Moskova'ya yanaşmakta bulduğu çareyi bu aslında stratejik bir hataydı. S-400 alımından bahsediyorum. S-400 alımı stratejik bir hataydı. Tıpkı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen tuhaf şeyin Türkiye'ye yeni bir yönetim şekli olarak empoze edilmesi ve gayrimeşhur bir referandumdan geçirilerek onaylatılması gibi. Bu iki büyük stratejik hata şu sonuca yol açtı. Batı ittifakına karşı konumu açısından Türkiye kendisini yabancılaştırdı. Ciddi bir güvensizlik ortaya çıktı. Türkiye şu an bu 2,5 milyar dolara yakın para ödediği S-400'leri kullanmıyor, kullanamıyor. Baskı altında, tehdit altında kullanamadığı için olduğu için kullanamıyor. Yani ortada e, boşa harcanmış bir para var. Ama bunun karşılığında da 10 milyar e, dolar gibi bir e, gelirden de oldu ve F-35 e, ortak üretim projesinden de dışlandı. Bu da çok ağır bir yaptırım oldu Türkiye açısından. Yani Türk e, savunma sanayi çok çok önemli bir kaynaktan. E, Türkiye hava, Türk Hava Kuvvetleri de çok çok önemli bir stratejik e, imkandan, e, kabiliyetten mahrum kaldı. Bunun yanında bunda kalmıyor. Tam bu sırada yani Türkiye'nin hava kuvvetlerinin caydırıcı olma vasfını korumasının gerektiği bir sırada olanlar şu. F-35'lerin yanı sıra S-400 alımı yüzünden Türkiye Katsa yaptırımlarına maruz bırakıldı. Ve bu Katsa, yaptırım, Katsa yaptırımları da işte Amerika'nın Amerika, e, Amerika'nın Amerika aslında Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlar. Rusya'dan Hatırı kayda değer miktarda silah alan ülkeleri de, önemli miktarda silah alan ülkeleri de ama Kalashnikov ve Kalashnikov mermisi değil, S-400 gibi stratejik silahları, bu bu tür silahları alan ülkeleri de yaptırıma tabi tutulmasını öngören Amerika'nın hasımlarına karşı yaptırımlarla karşı koyma yasası adlı. Bunun kısaltılması İngilizce'de katsa oluyor. Bu yasa gereğince ambargoya tabi tutuluyor Türkiye ve bu ambargolarla Sadece sınırlı kalmıyor. Bir de Amerikan Kongresi'nden Türkiye, Amerikan Kongresi'nin F-16 ambargosu ile karşı karşıya. Yani hem F-35'lerini alamıyor, Türk Hava Kuvvetleri çok ciddi bir caydırıcı güç. Türkiye'nin savunması açısından son 20 yılda, hatta son 20 yıl demeyeyim ona, son 30-40 yılda ciddi oran manada inkişaf etmiş bir güç. Ama bu özelliğini önümüzdeki 10 yıl içinde eğer kendi milli muharip uçak projesini geliştiremezse kaybedecek. F-16 engelinin de aşılması lazım. F-35 veya 5. nesil uçak 5. nesil uçak çözümü bulunana kadar işte bir şey bu ara çözüm olarak F-16'ların modernizasyonu gerekiyor ama bunun için Amerika'ya yapılan başvurudan henüz daha olumlu bir cevap alınabilmiş değil. Böyle bir noktada yakalandı yani Türkiye Batı ile olan ilişkileri e, sorunlu, e, Batı ile olan ilişkilerine ciddi bir güven bunalımı var. E, diğer taraftan Rusya ile olan ilişkileri de fevkalade netameli. Çünkü her ne kadar Rusya ile çok e, yakın e, ilişkiler içinde olduğu e, zannedilse görülse bile e, özellikle kişisel ilişkiler Putin ile Recep Tay Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı arasında. E, diğer taraftan Türkiye son iki yıl içinde Suriye'de Libya'da ve dolaylı yoldan da Kafkaslar'da Rusya'yla vekaleten çatışmaya girdi. Bir vekaleten çatışma yaşadı Rusya ile. Bunu da görmek lazım. Ayrıca işte yani 2015'in Kasım ayında Türkiye'nin bir Rus savaş uçağını düşürmesi olayını da hatırlatalım. Bu konuda ee, Rusya tarafından bence hala unutulmuş bir konu değil. Evet, Türkiye'nin Batı ittifakından uzaklaştırılması vesaire için belki kullanıldı, belki o zaman sineye çekti e, Rusya bunu. Bir de Karlov var, Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi biliyorsunuz. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman Türkiye'nin hem Rusya karşısında hem de Batı karşısındaki e, konumunun çok da konforlu olmadığını görüyoruz. Bunların düzeltilmesi gerekecek. Eğer Türkiye bir denge politikası izleyecekse, ki bunu izlemek zorunda. Nasıl yapıldı? Nasıl yapılacak bu? İşte Türkiye ve Batı dünyası arasında Amerika işte Londra bu krizde aktif olan ülkeler arasında bir güven ilişkisinin tesis edilmesi bu bir soru işareti. Ondan sonra da tabii geliyoruz Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yol açtığı ağır devlet hasarına. Bu sistem de 2016'dan bu yana AKP iktidarının Türkiye'nin bürokratik kapasitesini tahrip etme yönündeki ideolojik ve politik eğilimini bir hayli güçlendirdi ve Türkiye tam da şu sıralar devletin hafızası, uluslararası ilişkiler konusundaki hafızasına en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde kadro yeterliliği ve bürokratik etkileşim açısından çok çok zayıflatılmış kurumsal kapasitesini heder etmiş. Kurumsal kap kap kapasitesini ideolojik ve politik bir takım iktidar hesaplarıyla kendi kendine büyük ölçüde imha etmiş bir ülke olarak e, ortam e, karşımızda duruyor. Kendi ülkemizden bahsediyoruz tabii. E, bunun da böyle bugünden yarına düzeltilmesi mümkün değil. Yani büyükelçi atamalarının ne kadar e, politik sahiplerle yapıldığını e, biliyoruz. Büyükelçilik makamları adeta e, gözden düşmüş veya yurt dışına gönderilme, gönderilerek işte mükafatlandırılmak istenen bir takım, içeride işlevsel, işlevsiz kalmış AKP kadroların için kullanılıyor. Bunların örnekleri çok. Bütün büyük belli başlı başkentlerdeki çok önemli büyükelçilere, büyükelçiliklere siyasi atamalar yapılıyor ve niteliksiz kadrolar buralarda görevlendiriliyor. Türkiye, toparlayacağım ve sözü İsmail'e bırakacağım. Hem doğu, hem bat, hem doğu burada Moskova'yı kastediyorum hem de batı ama öncelikle de batı ittifakı ile olan e, ilişkilerinde e, izleye geldiği politikalar nedeniyle ciddi sorunlarla karşı karşıya Türkiye yine izleye geldiği politikalar nedeniyle e, büyük zahmetlerle ve Türkiye halkının büyük fedakarlıklarla inşa ettiği e, savunma ve caydırıcı kapasitesinin e, yok olmasıyla yok olması tehdidiyle karşı karşıya ve aynı zamanda Türkiye böyle anlarda çok çok önemli olan bürokratik ve diplomatik e, kapasite e, kullanımı konusunda sıkıntılarla karşı karşıya bu kapasiteyi, çünkü bu iktidar kendi kendisini yok etti. E, buradan nasıl çıkılır? Kısa vadede çıkılmak mümkün mü? Ben çıkılabileceği kanaatinde değilim. Türkiye'nin e, bu yeni döneme, yeni soğuk savaşa verebileceği en yerinde ve en e, stratejik, en kararlı reaksiyon bir iktidar değişikliğidir. Evet, sözü ee, İsmail'e bıraktım. evet. Kadir abi tabi iki gündür e, Rus.